Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benim de çok sevmiş olduğum bir kart oyunu olan Exploding Kittens'tan bahsedeceğim. Aslında bugün başka bir video çekmek istiyordum ama maalesef yetiştiremedim. O yüzden bugün bundan bahsedeceğiz, benim backup konum olan Exploding Kittens. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben uzun süredir çok severek oynuyorum. Bu arada bunun uygulaması da var. Birazdan onu da göstereceğim. O zaman hemen şöyle bir kartını açayım. Oyundaki amacımız patlamamak arkadaşlar. Kediler var şöyle. Şu kartı, Exploding Kittens kartını aldığınız zaman, çektiğiniz zaman bitiyorsunuz, ölüyorsunuz. Oyundaki tek amacınız aslında bunu çekmemek. Ve çektiğiniz zaman eğer şu Diffuse kartınız varsa bunu kullanarak tekrardan devam edebiliyorsunuz oyuna. Ama yoksa eğer bu... Bunu bir tek durduran kart bu. Eğer yoksa o zaman ölüyorsunuz, patlıyorsunuz. Diğer önemli kartları hemen göstereceğim. Ben Shuffle kartı. Eğer o kartın, yani ben genelde o yüzden kullanıyorum. Başta çekeceğiniz kartın Exploding Kitten kartı olduğundan eminseniz Shuffle'la karıştırabilirsiniz. Ya da alttaki herhangi biri. Shuffle'la karıştırıyorsunuz. Zaten her el, herkes bir tane kart çekmek zorunda. Yani kart çekmeden ilerlenmiyor. Herkesin yerden bir kart çekmesi gerek. Kart çekmeden de önce de bazı şeyler yapabilirsiniz. Mesela See the Future diye bir kart var. Onunla 3 tane kartı açıp bakabiliyorsunuz. Bu arada application'ın kuralları birazcık daha farklı. Ona da birazdan değineceğim. Ama o da çok eğlenceli. Benim zaten en fazla kullandığım application'ı, yani uygulamasını kullanıyorum daha fazla. Bu arada mesela burada Nope kartı da var. Bu uygulamada yok. Ya da benim satın aldığımda yok, bilmiyorum. Belki diğer paketlerinde vardır. Ama bununla da mesela karşınızdaki birisi örneğin sizden bir kart istiyor. Bununla Nope diyerek durdurabiliyorsunuz. Skip kartı var. Bununla da size... Atıyorum, yerden kart çekmeniz gerek. Skip'le durdurabiliyorsunuz. Hayır, ben yapmıyorum diyorsunuz. Geçiyorsunuz, diğerine geçiyor. Atak kartı var. Bu da skip'e çok benziyor. Ama bir sonraki oyuncu iki tane kart çekmek zorunda yerden. Yani eğer orada Exploding Kitten varsa direkt patlıyorsunuz. Nope diyerek durdurabiliyor sanırım onu. Ama kurala bir bakmak gerek. Sadece belki bir tanesini durdurabiliyordur. Bir kart çekebiliyordur. Favor kartı var. Favor kartıyla da bir oyuncu size kendi isteği olan kartı verebiliyor. Şöyle 5 farklı kart var. Bunlarla da aslında bunlar tek başlarına hiçbir anlam ifade etmiyorlar. 2 tane aynı karttan varsa eğer o zaman karşı taraftan bir tane kart çekebiliyorsunuz. Random bir kart. 3 tane varsa söylüyorsunuz bana diffuse kartını ver mesela. Karşı taraf size vermek zorunda. Elinde yoksa yapacak bir şey yok. Eğer 5 tane varsa böyle farklı, ki bu gerçekten çok zor yani toplaması, ama ben bir kere yapmıştım ve bana çok gıcık olmuşlardı. Yerden istediğiniz kartı bakarak çekiyorsunuz. Yani yerde atılmış olan kartlardan açıp böyle, tabii ki neyi alıyorsunuz? Diffuse kartı alıyorsunuz, en önemli kart. Herkes biliyor zaten, gidip saçma sapan başka bir kart alan şimdiye kadar hiç görülmemiştir. Öyle diffuse kartınızı alıyorsunuz. Sonra oyunu yeniyorsunuz. Böyle oluyor. Ama tabii bunu gerçekten toplamak bayağı bir zor. Şimdi hemen nasıl oynandığına geçeyim. Yine aslında kartları birazcık anlattım. Güzel oldu o. Ama mesela dağıtma şekli falan da var. İşte ilk önce diffuse kartlarını ayırıyorsunuz. Exploding Kitten'leri de ayırıyorsunuz. Sonra diffuse kartlarını, yani şu kartlar, en son herkese vereceksiniz birer tane. Oyuncuların her biri alacak ondan. Ve eğer atıyorum 4 kişi oynuyorsunuz, 3 tane Exploding Kitten olmak zorunda ortada. Eğer 3 kişi oynuyorsanız da 2 tane, yani hep bir tanesi eksik. Bu arada eğer birisi eğer patladıysa o zaman bir o Exploding Kitten da çıkartılıyor. Eğer patlamadıysa onu kişi istediği yere koyuyor, ki bu da bence oyunu en kritik yapan yer. Siz çünkü biliyorsunuz nereye koyduğunuzu ama karşı taraf bilmiyor. Tabii tahmin edebiliyor. Mesela application'da fake shuffle diye bir şey var. Böyle işte shuffle yapmış gibi gözüküyorsunuz ama asla yapmıyorsunuz. O güzel oluyor.
karıştırdınız sanıyorlar. Karıştırmamış oluyorsunuz aslında. Direkt patlatıyorsunuz karşıdakine. Herkese 7 tane kart dağıtılıyor kişi başı. Ardından diffuse kartlarından birer tane herkese veriyorsunuz. Sonra artık oyuna başlayabilirsiniz. Oyuna kim önce başlıyor? O da çok komik yapmışlar. İşte en değişik şekil sakalı olan ya da ne bileyim farklı olan birisi oyuna ilk başlama hakkı kazanıyor. Ben işte öyle bir başlamıştım, patlamıştım direkt. Oyunu oynarken şöyle bir şey var. Atıyorum yerdeki kartlardan şüphelisiniz. Önce yani kart yerden kart çekmeden kendi kartınızı oynamak zorundasınız. Yani çektikten sonra oynayamıyorsunuz. Çekmeden, burası çok önemli, çekmeden oynamak zorundasınız. Bu arada Exploding Kitten'ın şöyle bir hediyesi de var. Biz bu kartı aldığımızda içerisinden böyle bir hediye çıktı. Hediyede de bir kod veriyor. O kodu gidip uygulamaya da yazabiliyorsunuz ya da %10 indirim alabiliyorsunuz. Ben uygulamaya yazmıştım. Hemen uygulamaya geçelim o zaman. Ben bayağı severek oynuyorum bu oyunu. Çok eğlenceli bir oyun bence. Bunu bu arada arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Bir işte numara gönderiyorsunuz onlara. Onlar da katılıyorlar. Ya da yabancılarla ya da tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Kurallar yine çok benziyor. O yüzden teker teker göstermeyeceğim. Oynayarak gösteririm. Bu arada avatar da satın alabiliyorsunuz. Ben şu patlıcanı satın almıştım. Çok komik bence. Nice job. Çok güzel. Şu topu da çok güzel. Sugoi. Ne diyor? Kore wa pain in the butt. Çok komik yapmışlar. Şu üçü de bu Beer, War Kitten ve Knife School. Bunların üçü de bu hediyeyle geldi. Ama ben bunları pek kullanmıyorum. Benim favorim eggplant. Ama çok komik yani. Yeah, just a little eggplant. Oh yeah. Oh. I'm scared. Would someone hold my hand? I am a very lucky tofu. Ooh. Oh no. Evet, bu kadar geyik yeter. Oyuna başlayalım hemen. Bu arada burada başka şeyler de satın alabiliyorsunuz. Birincisi ücretsiz geliyor zaten, Core Deck dediği. Ben Betrayal Pack satın almışım. Bence Party Pack de güzel olabilir aslında. Burada seviyeleri var. Hangisi oynamak istiyorsanız ona göre seçiyorsunuz. Ben Easy pek oynamamışım. Kolay olduğu için herhalde. Ama iki kere de yenilmişim başlangıçta. Muhtemelen benim seviyem şu an Medium. Ama Expert'i de zorluyorum yani. Gidelim bakalım nasıl olacak. Şimdi kartları da tanıtacağım. Good luck. Good luck dedi. Ne diyeyim? This is gonna feel real nice. Şimdi diffuse kartı zaten yerden eğer Exploding Kittens çekerseniz kullanıyorsunuz. Onu başka şekilde kullanmıyorsunuz. Steal kart diyor. See the future kartlarımız var. Geleceğe yani 3 tane kartımıza bakabiliyoruz. Ve karıştırabiliyoruz. Ben kart çalayım bundan. Ne diyeyim? Bana ne verdi? Draw from the bottom. Şimdi oyun oynarken genelde çekmeye odaklanıyorum ben. Sadece işte başta. Çünkü şu burada gösteriyor ne kadar kaldığını. Ama mesela ben şu an patladım. Şimdi biliyoruz ama nerede olduğunu, tamam mı? Ben en üste koyacağım. Bakalım ne olacak. I've got a good feeling about this. Bununla bu kartla görüp de yerini değiştirebiliyor. Yani 2-3 tanesine bakabiliyor ve alttakini falan seçebiliyor. Şu an mesela muhtemelen bize kaldı o. Evet. Kendi yaptığım hataya kendimiz. Bu kartı da alttan çekebiliyorsunuz. Ooo. Defiz kartı geldi. Potato. Fake shuffle verelim de buna. Susma. Muhtemelen tek bir shuffle yaptı. Ay yok, normal shuffle yaptı. O da olmayabilir. Ben bir bakacağım.
Evet, bakın. One, two, three kittens. Aa, şapka kullanayım. Yalnız bu kötü oldu, benim şu an hiç kartım kalmadı. Çok kötü oynuyorum. Neyse, bir tane tip geldi. Şimdi self slap diye bir şey var, aynen kullandı şu an o. Başta olursa o çok güzel oluyor. Bayağı bir kart topluyorsunuz. Sonda olursa da güzel oluyor. O zaman mesela self slap yapıp bir tane slap yaptığınız zaman ben çok mutluyum. Ne vereyim? Skip'i vereceğim. Yarım kaldı söylediğim şey. Self slap yapıp bir karşı tarafa slap yaptığınız zaman karşı tarafın o kadar kart çekmesi gerekiyor yerden. Hah. Geldi ama şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Patlama durumumuz da çok şey ama artık kullanacağım ben. Zaten bir tane diffuse'umuz var. Your turn. It's your turn. Bu çok iyi oldu. O patladı şimdi. Everything's gonna be okay. Ben bir karıştırayım şunu. Eğer şansımız varsa yerden çekmeyiz. Yaver gitti şansımız. Şimdi ben de skip diyeyim. Dur bir tane. Güzel gidiyoruz. Ya ben kazanacağım ya. Baya kritik gidiyoruz. Eğlenceli oldu bu. Evet, bana vurdu. Ben double slap'ı kullanıyorum. Eğer elinde slap varsa o zaman maalesef. Ve yendik arkadaşlar. Good game. Böyle. Gerçekten çok güzel bir oyun. Her şeyi de bayağı göstermiş oldum. Güzel oldu. Bu arada size göstermek istediğim başka bir şey daha var. Leave the game diyeyim. Burada göstermediğim başka bir şey yok sanırım. Tutorial'ını göstereyim. Burada işte size öğretiyor ne yapmanız gerektiğini falan. Hangisini? Ha, reverse kartı var mesela. Reverse kartla da yönünü değiştirebiliyorsunuz. Mesela 4 kişi falan oynuyorsunuz ya da 3 kişi. Size geldisin reverse diyerek geriye döndürebiliyorsunuz. Başka kartlar var mı? İşte buradan böyle çekip atıyorsunuz. Şey yok. Böyle rapor edebiliyorsunuz. Bu arada size çok acayip bir şey söyleyeceğim. Burayı şu indirimi ya da işte hediye kuponu diyeyim. Bunu buraya eklemek için ben ilk girdiğimde bulamamıştım. Yani nereye yazıyoruz bunu falan demiştim. Sonra işte açıklamalarına baktım. Açıklamalarında burayla bu kediyle, burada gördüğünüz kediyle sound ona aynı anda basıyorsunuz. 5 saniye. Karşınıza böyle bir kod çıkıyor. Yani gerçekten çok acayip yapmışlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Neyse, önemli değil. Ama oraya yazıyorsunuz işte. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Bu da arkadaşlarınızla oynayabilmeniz için yapmış oldukları bir yine aynı şekilde bir oyun. Exploding Kitten'ın. İşte görüşemiyorsanız arkadaşlarınızla eğer uzaktalarsa falan ya da işte buluşamıyorsanız virtual olarak oynamak istiyorsanız bunu yapmışlar. Ben çok şaşırmıştım gördüğüm zaman. Çok güzel ama böyle. İşte yine kuralların birçoğu birbirine benziyor. Bence tek benzemeyen şey işte, online olarak oynayacağınız için kameranızı açıyorsunuz. Ondan sonra herkes 6 tane kart açıyor. Ona göre mesela karşı taraf işte birinciyi aç, işte alttan üçüncüyü aç falan diyor. O şekilde yapmışlar. Farklı dillerde de var ama maalesef Türkçesi yok ama İngilizcesi var. Güzel yani. Ben bayağı sevdim. Kurallar yine zaten benziyor.
Böyle. Bunu da yani aklınızın bir köşesinde bulunsun eğer görüşemiyorsanız. Ama yine maalesef bu kartı, o kart oyununu almış olmanız gerekiyor. Çünkü herkes de olması gerekiyor. O yüzden bence application daha iyi. Ama bunu buradan da yani açıp da görebiliyorsunuz arkadaşlarınız işte. Şunu yap, bunu aç falan. İkinci sıranın üçüncüsünü aç falan. Böyle bir oyunu da yapmışlar. PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Exploding Kitten'ın farklı oyunları da var. Bu orijinal edition'ı ama başkaları da var. Barking Kittens falan. Yani siz bakarsınız artık hangisini istiyorsunuz. Ona göre alırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.